Quaresma yedek kulübesindeydi. Bence bu da tartışılması gereken bir konu. Yani Beşiktaş belki Quaresma'sız bir oyun planı mı arıyor Şenol Güneş bilmiyorum. Ola da bilir. Ama şu anda öyle bir sonuç alması çok kolay görünmüyor. Eğer Quaresma sağlıklıysa bence Beşiktaş'ın her maçında, yani özellikle 3 puan alma zorunluluğu olan, zorluk derecesi yüksek her maçında Quaresma ilk 11'de başlar ve başlamalıdır. Ne bence diyorsunuz? Hoca biraz, affedersin abi, bir hocanın biraz önümüzdeki maçların Gent maçı var, arkasından Rize maçı var, Başakşehir maçı olacak. Bir sıkışık bir periyot var milli takım arasına kadar, Kasım ayı ortasına kadar. Galiba bir Avrupa maçına sakladı Quaresma'yı, iç sahada oynayayım dedi. Bu arada Lens'in oynama sebeplerinden biri son iki haftaki antrenman performansının çok iyi olması. Antrenmanlarının geçtiğimiz iki hafta çoğunu açtı hoca. Birebir şahit olabildik. Onun da bir de etkisi var. Lens biraz istedi formayı. Aldı. Hoca vermedi ona. Öyle bir durum da var. Onu belki görmeseydi o isteksizliği yine Quaresma ile başlayabilirdi. Bu bahsettiğim sıkışıklar aman ama Quaresma'nın oyun özellikleri ve yeteneği dışında çok üzerinde konuşulması gereken ciddi bir antrenman performansı var. Quaresma eğer antrenmanınızdaysa ve önünüzde bir maç varsa Quaresma'yı yazmamanız çok büyük kafa karıştırır. Çünkü hala antrenmanlarda konsantrasyon olarak en yüksek oyunculardan biri. Çalışma isteği olarak hani böyle bir disiplinsiz yapısı gibi var gözükür ya. Evet. İşte savunmaya ama gelmez oyun. Şenol Hoca da hep örneklerde kimi verir evet. Çalışma ile ilgili? Quaresma'yı verir. Quaresma'yı verir. Hatta Talisca'ya bile söylemiş. Bu kadar sorun yaşamalarına rağmen zaman zaman bu ikili evet. Geriliyorlar yani. İşte onun nedeniyle Quaresma hala formayı bırakmıyor. En son antrenman herkes gitti. İki tane genç kaleciyi aldı. Yağmur var. Sahada malzemecilerden sadece bir kişi kaldı. O da bekliyor Quaresma gitsin diye. O da bekliyor ki son 3 topu alacak. Kalecilerin kıyafetini alacak diyecek ve Quaresma hala şut atmaya devam ediyor. Yani bunu gösteriyorken de yanında kimse yok ama. Evet. Beşiktaş'ın Oğuzhan yok. Lens yok. Babel yok. Bu milli takım arası için söylemiyorum. Genel olarak da söylüyorum. Tabii. Talisca ile beraber yaptılar bunu son 2 yıl. Quaresma devam ediyor bunu yapmaya. Beşiktaş'ın en yetenekli oyuncusu şu anda, en çok skora katkı yapacak oyuncusu Ricardo Quaresma. Kesin. Onsuz bir Beşiktaş şu an için, için diyorum bu kısa vadede, periyotta bence düşünülemez. Kesinlikle katılıyorum. Yani Quaresma'sı düşünemezsin. Çünkü o bahsettiğimiz tiki taka oynayan, o sihri olan, büyüsü olan Beşiktaş şu an sahada değil. Ve bu takım giderek yaş alıyor. Öyle ya da böyle ön liberonuza diye tabir ettiğimiz bölgeye diyelim. İlla Atiba'yı koymak zorunda kalıyorsun ki Atiba'nın yaşı kaç oldu? 35 oldu. 83'te Atiba. 83'te 35 oldu. 36'ya doğru gidiyor. Yaş alan birçok oyuncu var savunma hattında, hücum hattında. Ve en önemli başlık tüm bunların yanında büyüğünü kaybetmişsen, sistemin bozulmuşsa saha içinde istediklerini yapacak bir matematiğin artık çok kalmadıysa Quaresma'ya mecbur oluyorsun. Hepsinden önemlisi de senin forvetlerin Beşiktaş forveti değil. Çok Wagner, Lavla, yani. Mustafa Pek demekle Beşiktaş bence kupalara uzanamaz. İmkansız diye bir şey yoktur hayatta. Olasılığı düşük şeyler vardır. Olasılığı yüksek olgular vardır. Olasılığı imkansıza yakın ama. Wagner'la ve Mustafa Pek demekle oynuyor. Ve Larin'le. Gözüküyor.